Efendim merhabalar, saatler 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Ağrı'da teröristlere yönelik hava destekli operasyon yapıldı. 8 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Ağrı'da operasyonlar hız kesmeden devam ederken İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre jandarma ekipleri tarafından hava destekli operasyon düzenlendi. İlk bilgilere göre 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 13 Kasım'da Amerika'ya gidecek. Erdoğan ziyaret kararını ABD Başkanı Donald Trump'la telefon görüşmesi sonrası aldı. Amerika ziyaretine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı PYD-YPG'nin hala sınırdan çekilmediğini söyledi. Ziyaret teyit edildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 13 Kasım'da Amerika'ya gidiyor. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Temaslara ilişkin kararı da görüşmede verdi. Telefon görüşmesinden sonra da gitme kararını verdik. Verilen sözler tutulmadı. Diplomatik dilden uzak bir mektupla skandala imza atıldı. Tanınan süre doldu ancak PYD-YPG sınırdan çekilmedi. Washington-Ankara hattında gündem yoğun. Çok çok farklı bir dönemde yapıyoruz bunu. Amerika 32-33 bin tır buraya ne yazık ki araç gereç, silah, mühimmat vesaire bunları gönderdi. Şimdi bunları yüz yüze görüşmeyi yapmak başka bir şey. Telefonla bunu yapmak başka bir şey. Amerika'ya gitme eleştirilerini de yanıtladı Erdoğan. Yani biz müsaade etsinler de gidilmesi mi faydalı, gidilmemesi mi faydalı bu konuları çok geniş kapsamlı bir değerlendirme yapma fırsatını ekibimle beraber buldum. Macaristan ziyareti öncesi havalimanında konuşan Cumhurbaşkanı hem Rusya hem de Amerika ile imzalanan mutabakat hakkında da açıklamalar yaptı. Suriye'nin kuzeyinden terör örgütü PYD-YPG'nin çıkmadığını söyledi. YPG, PYD, DAEŞ, PKK, bütün bunların buradan çekildiği sözünü veya çekileceği sözünü 120 saat içerisinde bize verenler şu anda bunu gerçekleştirmiş değil. Aynı şekilde Rusya ile yaptığımız mutabakatta da 150 saat geçti. Şu an itibariyle o bölgelerden de teröristler çıkmış değil. Ve IŞİD lideri Bağdadi'nin eşinin yakalanması. Erdoğan bu konuda da bilgiler verdi. Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğunun da olması bu da bizim için önemli bir hassasiyet kesbediyor. Cumhurbaşkanının gündeminde asker selamı veren sporculara açılan soruşturma da vardı. Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular Barış Pınarı harekatından beri açık söylüyorum sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır. Sınıra yeni sevkiyat yapıldı. Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan 15 araçlı konvoy Suriye sınırına gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı. Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkış yapan 15 araçlı konvoy güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Sevkiyatın Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi. Dün de Diyarbakır'dan sevkiyat yapılmıştı. Zırhlı araçlarla birlikte gönderilen havanlar Suriye sınırına sevk edilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN International'da Türkiye'nin Suriye'deki IŞİD operasyonuna değindi. Akar, IŞİD lideri Bağdadi'nin eşi ve kardeşinin yakalanmasıyla yeni bilgileri yakın zamanda açıklayacağız dedi. Öldürülen IŞİD lideri El Bağdadi'nin eşi ve kız kardeşinin yakalanmasıyla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıklamalarda bulundu. Yakın zamanda ayrıntı açıklayacaklarını söyledi. Yakın bir zamanda ek bilgiler de paylaşılacak ve netlik kazanacak. Şu anki noktada güvenlik kuvvetleri altında daha detaylı hazırlıklar yapılıyor. Elimize detaylar geldiğinde kamuya gerekli açıklama yapılacak.
Bakan Akar, IŞİD'e karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. Biz IŞİD'le mücadelede bütün çabamızı sarf edeceğiz. Bütün araçlarımızı bu yönde kullanacağız. IŞİD'e karşı mücadele göstereceğiz ve sadece Suriye'nin kuzeyi değil, IŞİD'in var olduğu diğer bölgelerde de savaşacağız. Aynı zamanda Avrupa ile işbirliği içerisindeyiz. Yakalanan IŞİD'lilerin iadesi de tartışma konusu. Akar, Avrupa vatandaşı olan IŞİD'li teröristlerin iade edileceğini belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümüyle ilgili bir video paylaştı. Anıtkabir'in anlatıldığı videoda, lahit taşının 7 metre altında Atatürk'ün Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak inşa edilen mezar odasının bulunduğu belirtildi. Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk, bir gezi dönüşünde Rasattepe'de soluklanırken "Ankara buradan ne güzel görünüyor" sözlerini söylemiştir. Ve Türk milletinin yüreğinde sonsuza kadar yaşamaya devam edecek eşsiz lider Atatürk'ün ebedi istirahatgahı için yer aranırken Ankara'yı çevreleyen hilal şeklindeki doğal oluşumların ortasındaki Rasattepe'ye karar verilir. Bugün üzerinde taşıdığı emanetin ağırlığı ile Anıttepe, o hilalin yıldızı olmuş ve bağımsızlığımızın simgesi şanlı Türk bayrağımız ile bütünleşmiştir. Güneş ışınlarının altın rengiyle parlayan, gökyüzünün mavisiyle buluşan mozole binasına, yaklaşık 15 bin kişi kapasiteli tören meydanından 42 basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Sembolik lahit taşı, Selçuklu ve Osmanlı mimarisi özellikleri taşıyan mozole binasının girişinin tam karşısında, büyük pencerenin yer aldığı nişin içinde bulunmaktadır. Osmaniye'den getirilen lahit taşı, 40 ton ağırlığında yekpare kırmızı mermerden oluşmaktadır. Resmi törenler sırasında çelenk mozoleye sunulmakta ve saygı duruşu burada yapılmaktadır. Lahit taşının 7 metre altındaysa Atatürk'ün Osmanlı ve Selçuklu mimarisine uygun olarak inşa edilen mezar odası bulunmaktadır. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte medyada pek çok yalan haber yayıldı. Bunlardan biri de Türk ordusunun kimyasal silah kullandığı yalanıydı. Kimyasal silah olarak beyaz fosfor kullanıldığı söylendi. Kimyasal silahların yasaklanması örgütü başkanı açıklama yaptı. Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı dedi. Böylece terör taraftarlarının yaydığı iddialar uluslararası bir örgüt tarafından da yalanlandı. Beyaz fosfor Suriye'de kimyasal silah olarak kullanılmadı. Açıklama kimyasal silahların yasaklanması örgütü tarafından yapıldı. YPG PKK yandaşı sosyal medya hesaplarında ve bazı medya organlarında Türk ordusunun beyaz fosfor bombası ve uluslararası savaş hukukuna aykırı mühimmatlar kullandığı iddia edilmişti. Barış Pınar Harekatı sırasında ve sonrasında ortaya atılan iddialar Türk yetkililer tarafından yalanlanmıştı. Konuyla ilgili kimyasal silahların yasaklanması örgütü başkanı Fernando Arias, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Beyaz fosfor kimyasal silah değil ve kimyasal karakteri nedeniyle de kimyasal silah olarak kullanılamaz, dedi. Arias, beyaz fosforun duman kamuflajı yaratma ya da aydınlatma için kullanıldığını söyledi. Kimyasal silahlar konvansiyonuna dahil olmadığını kaydetti. İstanbul Avcılar'da yürek yakan bir olay yaşandı. Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde geri manevra yapan servis minibüsü 8 yaşındaki Eylül'ü ezdi. Küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Okulunun bahçesinde hayatını kaybetti. Henüz 8 yaşındaydı. Üzücü olay İstanbul Avcılar'daki Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde yaşandı.
İddialara göre servis aracının şoförü Hüseyin Y. manevra yaparken ikinci sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na çarptı. Arkadaşlarının gözü önünde aracın altında kalan küçük kız ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Eylül Mirzaoğlu kurtarılamadı. Okul bahçesinde güvenlik önlemi alan emniyet güçleri inceleme başlattı. Servis minibüsü ise otoparka çekildi. Üzücü olay sonrası sürücü gözaltına alındı. Okulda eğitime bir gün ara verildi. İstanbul Aksaray'da bir okulda otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddialarını valilik yalanladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Velileri ayağa kaldıran olayla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Valilik, Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Valilik, bazı medya organlarında yayımlanan haberi yalanladı. Ayrıca 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir özel eğitim okulu planlandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu hafta lösemili çocuklar haftası. Yurt genelinde pek çok farkındalık projesi yürütülüyor. Bu kapsamda İstanbul'da kolları sıvayan bir grup üniversite öğrencisi sokağa çıktı. Maskeyi takalım, farkındalık yaratalım diyerek vatandaşa maske dağıttı. Lösemi, çocukluk çağındaki kanser vakalarının %35'ini oluşturuyor. Tedavisi ise oldukça zor. Moral, iyileşme sürecinde kilit rol oynuyor. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası. Bu hafta yurt genelinde pek çok etkinlik düzenleniyor. Öğrenciler de lösemiye dikkat çekmek için kolları sıvadı, harekete geçti. 2-8 Kasım arası Lösemili Çocuklar Haftası. Öğrenciler de bu haftaya dikkat çekmek için sokağa çıktılar, farkındalık yarattılar. Öğrenciler uzun yürüyüşleri sırasında vatandaşlara maske dağıttı. Biz İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sosyal Hizmet 3. Sınıf öğrencileriyiz. Bu hafta 2-8 Kasım arası Lösemili Çocuklar Haftası. Biz de farkındalık yaratmak için yine toplumumuzdaki insanlara maske dağıtarak aslında Lösemili çocukların amaçlarını, şeylerini anlatmak istiyoruz. Maskemi takıyorum, farkındalık yaratıyorum. Dağıtılan maskelere bir de not bırakıldı. Notlarda kan ver, hayat ver, yarın için lösev gibi ifadeler yer alıyor. Gençlerin sloganı ise maskeyi takalım, farkındalık yaratalım. Maskeyi takalım, farkındalık yaratalım. Annelerin daha kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı eylem sürüyor. Ailelerin isyanı sınırları da aştı. Almanya'dan gelen bir grup annelere desteğini iletti. Bugün bizi tehdit ediyorlar. Milletvekilleri geliyor, mecliste buraya geliyor, binaya gidiyor, bize burada hakaret ediyor, küfür ediyor. Çocuklarının daha götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan kahraman annelerin Diyarbakır'daki eylemi 2 ayı geçti. Annelerin 3 Eylül'den bu yana parti binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine toplumun her kesiminden destek geldi. Ailelerin sesini Almanya'daki duyarlı vatandaşlar da derinden hissetti. Bir grup Alman vatandaşı anneleri ziyaret etti. Bak, bir tane Alman arkadaşımız var, kendi esnaf. Bu da görmek istedi, bu olayları bilmek istedi, gerçeği öğrenmek istedi. Ailelerden biri Almanya'nın teröristlerin eylemine göz yummasına tepki gösterdi. Eskortluk yapıyorlar onlara. Evet. Niye mani olmuyorlar bunlara? Biz bunları birebir yaşıyoruz. Yani bu Almanya'da Türkiye aleyhinde olan, var olan terör örgütlerini gerçekten destekliyorlar. Onlara belli imkanları sunuyorlar. Devlet. Gerçeği görmek için aileleri ziyaret ettiklerini söyleyen Alman vatandaşları desteklerini iletti. Bak, 10 yaşından tutun 15 yaşına kadar bizim çocuklarımızı zorla dağa gönderiyorlar. Doğalgaz varsa bulacağız, bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız. Bu sözler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e ait. Bakan Dönmez, Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları hakkında bilgi verdi. Faaliyetlerin kararlılıkla süreceğini söyledi. Atina'da ise Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır savunma bakanları toplandı. Yavuz sondaj gemisi, Sayın Bakanım. Evet, Güzelyurt mevkisinde sondajına birkaç hafta önce başladı. Fatih sondaj gemisi de Finike'deki sondajını bitirdi. Şimdi ikmaller için limana geldi Mersin Taşucu'nda.
Orada birkaç haftalık ikmal ve yenileme bakım çalışmaları olduktan sonra tekrar Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içerisinde sondajına başlayacak. Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın iki boyutlu ve üç boyutlu sismik araştırmaları da bir yandan devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mavi Vatan'daki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Dönmez, doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili varsa bulacağız, bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız, dedi. Türk gemileri Kıbrıs açıklarında arama ve delme işlemlerini yasal olarak iki şekilde yapıyor. Türkiye, kendi deniz yetki alanında ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığı ruhsatla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti karasularında faaliyetini yürütüyor. Ada çevresinde Yavuz'la Fatih sondaj gemileri ve Oruç Reis'le Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemileri Türk donanmasının koruması altında çalışmalarını sürdürüyor. Cumhuriyet Donanması'nın Doğu Akdeniz'de bayrak göstermesi, başta Rum kesimi olmak üzere Türkiye karşıtı cephedeki yönetimleri ve ülkeleri rahatsız ediyor. Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanları Atina'da bir araya gelip Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldı. Toplantının ana gündem maddesinin Türkiye'nin sondaj çalışmaları olduğu ifade edildi. Toplantı sonrası Rum Savunma Bakanı Savvas Angalides, Yunanistan ve Mısır'a kendilerini desteklediği için teşekkür etti. Yunan medyası da İtalyan Eni ve Fransız Total firmalarının Rum kesiminin verdiği sözde ruhsatlara rağmen Türkiye deniz yetki alanlarıyla kesişen 7. paralelde sondaj yapmamalarına tepki göstermişti. TÜSİAD, sosyal ve duygusal öğrenme becerileriyle ilgili hazırladığı raporu açıkladı. İstanbul'da düzenlenen toplantıya eğitim dünyası yoğun ilgi gösterdi. Raporla ilgili konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simon Kaslowski eğitime vurgu yaptı. TÜSİAD, sosyal ve duygusal öğrenme becerileri raporu hazırladı. Rapor, İstanbul'da düzenlenen bir toplantıyla açıklandı. Toplantının açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski yaptı. Eğitim, insan kaynağının niteliğini belirleyen en önemli konu ve aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmanın taşıyıcı gücü. TÜSİAD Başkanı okul öncesi eğitimin önemine değindi. Sosyal ve duygusal öğrenme becerileri okul öncesinden üniversiteye kadar ve tüm yaşam boyunca bireylere kazandırılacak şekilde özgün ve yaygın eğitimin ayrılmaz bir parçası haline getirilmelidir. Ailelerin çocuklarının eğitimine ne kadar duyarlı olduğunu biliyoruz. Ailelerin de bilinçlendirilmesi ve sosyal duygusal gelişimin okul öncesi eğitimle desteklenmesi çok önemlidir. Ardından yeni sanayi devriminin eşiğinde iş ve yaşam yetkinliklerinin anahtarı adını da taşıyan raporun sunumu yapıldı. Araştırmalar göstermektedir ki iş başarısında IQ %20 başarı getirirken duygusal zeka derecesi yüksek olan kişilerde iş başarısı %27 ile %45 arasındadır. Öğretmenlerin dahil olduğu, ailelerin dahil olduğu, yönetimin tek başına karar vermediği, yönetimin karar mekanizmasına herkesi kattığı ihtiyaçlarımız ne? Bu ihtiyaçları nasıl karşılarız? Bunları karşılıklı diyalog halinde tartıştıkları zaman FDÖ programlarının etkili olduğunu görüyoruz biz. Toplantı kısa bir aranın ardından düzenlenen panelle devam etti. 196 kişinin ıspanağa benzer yabancı bir ottan zehirlenmesiyle ilgili uzmanlar peş peşe uyardı. Zehrin ıspanakta değil otta olduğunu söyleyen yetkililer bilinçli tüketiciliğe vurgu yaptı. Yabancı bir ottan kaynaklı. Aslında bu yabani otun yaprakları bazı ıspanak türlerinin yapraklarına çok benziyor. Ispanağa benzer yabancı otun 196 kişiyi zehirlemesi toplumda ıspanağa karşı ön yargı oluşturdu. Aslında çok eskiden beri bütün hepsinde yabani ot bulaşıkları vardır. Yabani otla destelenme vardır. Ama burada talihsizlik bunun belladonna denen, atropa belladonna denen bitkinin bu tür etkiler göstermesi. Konuyla ilgili peş peşe uyarı yapan uzmanlar ıspanakta sorun olmadığını, içine yabancı otların karıştığını belirtti. Ispanakta kesinlikle herhangi bir problem yok.
problem yabancı otta. Patlıcangiller familyasından olan bu otta yoğun miktarda atropin ve skopolamin maddesi var. Hasat esnasında ıspanağın içerisine karışmış olan bu otu ottan dolayı zehirlenme olmuştu. Uzmanlar yayılan yanlış algının önüne geçilebilmesi için bilinçli tüketime vurgu yaptı. Bütün maydanozda da, rokada da, terede de çeşitli yabani otlar olabilir. Ama tüketim sırasında bunlar yıkanırken o yabani otlardan arındırılarak kullanılması gerekiyor. Ispanak hasadının yapılması bölgeden bölgeye değişiklik gösterdiği için yabancı otlar ıspanağın içine karışabiliyor. Ispanak hasatı kökünden 3 santimetre aşağıda toprak içinden bıçakla kesilmek suretiyle elde ediliyor. Batıda bunlar makineyle söküldüğü için köküyle beraber sökülüp köküyle beraber tezgahlara dağıtılıyor. Bir köke bağlı halde bulunuyor. Bunun dışında eklenmiş olan yaprakların yabani ot olduğunu kabul etmek mümkün. Yabancı otlara ve kimyasallara karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerekiyor. Ispanağımızı halkımız bunu rica ediyorum gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Eğer üründe kimyasal kullanılmışsa sirke veya karbonatla yıkanarak giderilme şansı olmuyor. Bitkinin içine sirayet etmiş olan sistemik etkili tarım kimyasallarının çaresi değil. Ispanak üzerindeki yanlış algı satışları düşürdü. İstanbul halinde yüzlerce kasa ıspanak toptancının elinde kaldı. Her mal satıldı, ıspanak kaldı burada. Yazık günah değil mi bunu toplayan adama? Ispanak toptancının elinde kaldı. Satışlar büyük ölçüde düştü. Ispanak zehirlediler dediler. Zehiri yok işte. Korkudan millet alamıyor. 250 kasa var burada. Öyle kaldı, yarın da çöpe gidecek. Ispanağın içine karışan yabancı ot nedeniyle yaşanan zehirlenme vakaları satışları da etkiledi. Millet korkuyor diye herhalde milletin elinde bayağı ıspanak kalmış. Dün akşam da çöpe attılar yani bayağı. İstanbul Bayrampaşa halinde yüzlerce ıspanak kasası toptancının elinde kaldı. Hepsi çöp mü bunların? Tabii çöp, yarın sabah çöp. Burada kaldı diye atmadılar. Hani mal sahibine bildirdiler, tutanak tutulacak. Belediye doktoruna tutanak tutulacak, yarın çöpe gidecek. Toptancılar satılamayan ıspanaklar nedeniyle zararın yaklaşık 15 bin lira olduğunu söylüyor. Nereden baksan en az 15 milyarı bulur. Haldeki esnaf ıspanakların satılmadığı için çöpe gittiğini belirtti. Normalde bu satılması lazımdı 250 kasa. Her taraf, yalnız bizim burası değil ki, arka tarafta da öyleydi. Türk İş, meclis gündemine gelen yeni vergi düzenlemesini eş zamanlı protesto etti. 3400 lira olan işçinin maaşı yıl sonunda 3006 liraya düşüyor. Emekçiler ideal bir vergi sisteminin sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmasını istedi. Arkadaşlar, bu vergi düzeni adil değildir. Türk İş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan vergi düzenindeki yeni değişikliklerle ilgili yasa taslağı hakkında Türkiye'de eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptı. Meclisteki yasa gerçekleşsin. Emekçiler İzmir Konak'tan taleplerini Ankara'ya iletti. İdeal bir vergi sistemi sosyal devlet ve hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde olmalıdır. Türk İş adına açıklamayı Teskop İş İkinoğlu Şube Başkanı Caner Fırat yaptı. Fırat, vergi kesintileri nedeniyle bir işçinin Ocak ayında aldığı 3409 lira net maaşın yıl sonunda 3060 liraya gerilediğini söyledi. Ortalama aylık brüt ücreti 4500 lira olan işçi Ocak ayında 3409 lira net ücret alırken yıl sonunda yaklaşık 349 TL eksilerek 3060 liraya geriliyor. Vergi düzeninin adil olmadığını belirten Fırat, yeni düzenlemenin de emekçilerin beklentisini karşılamadığını belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikleri içeren yasa emekçilerin beklentilerini karşılamıyor. Vergi düzenlemelerinden biri de Turizm Bakanlığı'nda yapıldı. 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren otel ve pansiyonlarda turizm payı alınmaya başlandı. Sayın Turizm Bakanımız bizlere çok farklı bir vergi çıkardı. Turizm vergisi altında %18'den başlayan. İzmir Otel Pansiyon Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gönen yeni düzenlemeyle işletmelerin vergi tahsilatçısı yapılmak istendiğini belirtti. Ya bizi resmen, yani vergi tahsilatçıları vardı, bilir misiniz eskiden? Biz oyuz yani. Bu kadar net. 6 lira alacaksın, bana vereceksin. Gönen, konaklama vergisi maktu değil, nispi olmalı ve bu oran %1'i geçmemeli dedi.
Emeklilikte yaşa takılanlar konfederasyon kurma kararı aldı. Kocaeli'de bir araya gelen dernek yöneticileri EYT mağdurlarının tek bir çatı altında birleştirmeyi hedefliyor. Biz zaten haklıyız. Emekliyi zaten hak etmiştik. Bölgesel federasyon kuracaklar, ülke çapında örgütlenecekler. Hakkımızı sonuna kadar alacağız ve bu şekilde de ilerleyeceğiz. Yaş engeli nedeniyle emekli olamayanlar geçen günlerde Kocaeli'de bir araya geldi. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer kentlerden gelen dernek yöneticileri toplandı. Hedef dernekleri tek bir çatı altında birleştirmekti. İleriki aşamalarda hükümetimize nasıl seslenebiliriz bir konulu bir toplantıydı. Bununla ilgili büyümemiz gerektiğini, bunun altını da daha önceden de haberlerimizde yer vermiştik. Federasyonlaşma sürecine geçeceğimiz sinyaliydi. Ve bunu o günkü toplantıda da dile getirdik ve toplu olarak karar aldık. Buna göre bölgesel federasyona geçme eğilimimiz, daha sonra arkasından da konfederasyonu kurumu aşamasına geçeceğiz. Yöneticiler EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın çağrısıyla buluştu. 12 derneğin oy birliğiyle aldığı karara göre 3 bölgesel federasyon kurulacak. 1 Marmara bölgesi, 2 Akdeniz bölgesi, 3 de İç Anadolu bölgesi olmak üzere 3 tane federasyon ileriki zamanlarda kurulacaktır. Hükümetimize sesimizi duyuracağız ve tabana daha fazla ineceğiz. 1999'da getirilen yasal düzenlemenin ardından yaklaşık 4 milyon emeklilik mağduru olduğu tahmin ediliyor. Yıllardır haklarını geri almak için mücadele eden EYT'liler ise bölgesel federasyonların ardından konfederasyon kurmayı hedefliyor. 25 yıl 5000 şartlarına istinaden işe girmiştik ama sonradan 99'dan sonra çıkan yasa ile bu haklar elimizden alındı. Şimdi biz bu hakları geri talep ediyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Erken emekli olmak istemiyoruz. Özellikle bunu da belirtiyoruz. Çok sayıda sanatçının sahne aldığı İzmir Kültür Park içindeki gazinolar tahliye ediliyor. Ada ve Göl Gazinoları Danışmanı Ertan Erbay tahliye kararını ulusal kanala değerlendirdi. 80'li yıllardan beri birçok ünlünün sahne aldığı İzmir Fuarı'nda bulunan gazinolar tahliye ediliyor. Zeki Müren, Bülent Ersoy, Ferdi Tayfur ve daha nice sanatçının sahne aldığı Göl Gazinosu'ndan bu görüntüler. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Park'ın iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında fuar içinde bulunan 9 işletme için tahliye kararı aldı. Ada ve Göl Gazinolarının danışmanı Ertan Erbay tahliye sürecini ulusal kanala anlattı. Biz kiramızı öderken 10 yıl sürede olduğu için fusulü şagil yani işgalci durumuna soktu bizi. Ondan davayı açtı ve işgalci olarak bizi tahliye ettiler. Bu doğru bir davranış değil yani. Yani belediye burada amacının ne olduğunu anlayamadım. Belki bir proje uygulayacak ama bu projeyi biz de bilmiyoruz. Çünkü bu projenin uygulanabilmesi için burada ilk peşin bir koruma planının yapılması lazım. Ve bu koruma planının Mimarlar Mühendisler Odası tarafından onaylanıp ve aynı zamanda da sit kurulundan geçmesi lazım. Doğal sit alanı olduğu için fuar. Bunların hiçbirinin sürecini bilemiyoruz. Herhangi bir bilgi, herhangi bir açıklama yok. Erbay, tahliye nedeniyle bünyelerinde çalışan 200 kişinin işsiz kaldığının altını çizdi. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın asli görevlerinden bir tanesi de istihdamı yaratmak. İşsizliği körüklemek değildir. Şu anda 200 tane aile ve yaklaşık 1000 kişinin ekmek teknesiyle oynamışlardı. Çok sayıda sanatçının ünlü olabilmesi için Kültür Park'ta bulunan gazinolarda sahne aldığını belirten Erbay, gazinoların tarihi geçmişinin olduğunu belirtti. Bu simge yapıların mutlaka kalması gerekirdi. Hatıralarımız var. Bu hatıralarımızı biraz Tunç Bey zedeledi. Herhalde ilerleyen süreç içinde bu yanlışından geri döner diye düşünüyorum. Kültür Park'ta bulunan Luna Park'ında tahliye edilecek işletmeler arasında olduğu belirtiliyor. Resmi gazetede yayımlanan 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında sağlıkta kamulaştırma yerine özel sektöre yer verildi. Uzmanlar sağlıkta özelleştirmenin sonunun iflas olduğuna dikkat çekti. Ayrıca yerli ilaç üretimini sağlayacak Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçenin yeterli olmadığı vurgulandı. Daha somut tedbirlerin konulması lazım tedbir tablolarına. Şu anda birçok kalemde bunu göremiyoruz. Uzmanlar sağlıkta özelleştirmenin sonu iflas dedi. Sağlık bilançosu gözler önüne serildi. Tedbirler ve planlamalar yapılırken biliyorsunuz devlet planlama teşkilatı kaldırıldı.
Bunun yerine Cumhurbaşkanı da bu şekilde yıllık planlar yapacak gözüküyor. Resmi gazetede yayımlanan 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programında sağlık sektöründeki özelleştirme vizyonu kuruldu. Uzmanlar, doktor ve çalışanlar da özel sektöre kayışlar gözlemlendiğini vurguladı. Özel sektöre verilen ağırlığın üniversite hastanelerini iflasa sürükleyebileceği belirtildi. Hükümetin sigorta primlerini alma konusundaki güçlüğüne de dikkat çekildi. Özel sektörün sigorta primlerini tahsil etmekte güçlük çekiyor ve lobiler vasıtasıyla da hükümete baskı yaparak borçlarını affettiriyor. Cumhurbaşkanlığı yıllık programında sağlık sektörünün röntgeni de çekildi. 2018'de 100 bin kişiye düşen hekim sayısı 187 oldu. Hemşire sayısının ise 190.500 olduğu açıklandı. 2018-2019 eğitim öğretim döneminde hemşire kontenjanı 15.573'ten 17.500'e çıkarıldı. En az 30 ile 40 bin civarında hemşire açığımız var bizim. Tıbbi sekreterlik, radyoloji teknikerliği gibi bu alanların hemşireliğe dönüştürülerek daha çok hemşire yetiştirmeleri tercihimizdir. Doktor sayısının artışı ile ilgili dikkat ederseniz orada 100 binde 186 rakamı 2017'den 2018'e 187'ye çıkmış. 195 olmasını en azından beklerdik. Sağlık alanında 2020 yılı hedeflerinde aile hekimi başına düşen nüfusun azalması da hedefleniyor. Ancak hasta sayısının azaltılmasıyla beraber gelirlerinin azalmaması gerekiyor. Eğer bu gelirlerin de azalmaya sebep olacaksa aile hekimlerinin tercihi bu yönde olmayacaktır. Bu da iyi bir gelişme. Aile hekimi başına düşen aile sayısını azaltmak. Ancak gelirlerinin de düşmemesini sağlamak gerekiyor. Programla ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında Türkiye'nin araştırma, geliştirme ve üretim kapasitesini geliştirmek üzere sağlık vadisi oluşturulacak. Kullanılan ilaçların yerel üretimi için Ar-Ge çalışmalarının fonlanması sağlanacak. Ankara Tabip Odası Başkanı Doktor Vedat Bulut, çalışmalara ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu vurguladı. Bağlı bir sanki organize sanayi bölgesi gibi düşünün. İlaç sanayini belli yerlere kümeleyerek, zaten kümelenme olarak geçiyor programda. Buralarda Ar-Ge'yi ve ilaç üretimini arttırmayı planlıyorlar. 56 milyon lirayla Ar-Ge olmaz. Şehir hastanelerine ayıracaklarına bu parayı keşke Ar-Ge'ye ayırsaydılar. Sakarya'da yaklaşan kış öncesi ateşler yakıldı, pekmez kazanları kaynamaya başladı. Yüzyıllardır süren pekmez hazırlama geleneği kış hazırlıklarının vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde pekmez yapma geleneği yüzyıllardır sürüyor. Kış için erzak hazırlayan vatandaşlar topladıkları üzümleri kurdukları kazanlarda kaynatarak pekmez yapıyor. Satacağımızı satarız, yiyeceğimizi yeriz. Öyle işte şeye koyduk, bidonlara koyuyoruz. Kış hazırlık yapıyoruz. Fasulyemiz, nohudumuz, kış hazırlık oluyor onlar. Akçakaya Mahallesi'nin sakinleri de yüzyıllardır atalarından öğrendikleri pekmez yapma geleneğini sürdürüyor. Bunun hazırlanması çok uzun sürüyor, biraz zahmetli iş. Ama biz bunu her sene yapıyoruz. Kendi malımız var. Organik, hepsi organik. Bizim bu kışlık pekmezimiz olmazsa olmaz. Yani illa pekmezimiz var. Her sene yaparız. Kışlık hazırlıklarımız başladı. Bulgurumuzu hazırlıyoruz. Üzüm pekmezi yapıyoruz. Siyah üzüm, beyaz üzüm. Hamur kesiyoruz. Tarama yapıyoruz. Anadolu'da yoğun tüketilen pekmez, üzüm üreticilerin meşakkatli uğraşları sonucunda hazırlanıyor. Bağlardan toplanan üzümler önce torbalara konuluyor. Ardından ezilen ve kirli toprak eklenen üzümler odun ateşinde 3-4 saat sürekli karıştırılarak kaynatılıyor. Kıvama geldikten sonra bir süre bekletilen pekmez kavanozlara dolduruluyor ve sofradaki yerini alıyor. Ihlara Vadisi sonbaharda ziyaretçi akınına uğradı. Dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan, hava müzesini andıran vadi ziyaretçilerine eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Ihlara Vadisi sonbaharda ziyaretçi akınına uğruyor. Kapadokya'nın incisi olarak anılan Ihlara Vadisi'ne bitki örtüsünün renk değiştirdiği sonbaharda ziyaretçi akını yaşanıyor. Harika bir yer. Bir de geldiğimiz mevsim itibariyle de gayet güzel. Çoluk çocuk hep beraber geldik. İyi ki de gelmişiz. Doğru bir şey yaptığımızı geldiğimizde bir kez daha anladık. Burada arılar var. Kelebekler var. Kuşlar ötüyor. Doğanın içindeyiz. Harika bir yer. Herkesi gelmeye davet ederiz. Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada barındıran, bir açık hava müzesini andıran vadi, sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
Türkiye'de en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan bölgeye giden tarih ve doğa meraklıları, vadinin tabanındaki Melendis Çayı'nın kıyısında 3,5, 7 ve 14 kilometrelik 3 güzergahta renk cümbüşünde doğa yürüyüşü yapma imkanı buluyor. Vadi, Hristiyanlığın ilk dönemlerinde dini bir merkezdi. Bu nedenle yol boyunca kayalara oyulmuş çok sayıda freskli kilise, şapel ve manastıra ev sahipliği yapıyor. Milattan sonra 4. yüzyılda yapıldığı bilinen Eğritaş, Ağaçaltı, Kokar, Pürenli Seki ve Yılanlı kiliseleri yerli ve yabancı turistleri adeta büyülüyor. Muazzam bir doğası var. Çok güzel ve keyifli. Ayrıca hem Kapadokya hem de Ihlara Vadisi'ni geziyoruz. Burayı görmekten çok mutlu olduk. Her şey harika. Doğa ve kültür tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden vadi, sonbaharın tüm renklerini barındıran manzarasıyla doğal stüdyo imkanı sağlıyor. Efendim, bu güzel görüntülerle 16 bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın.